Evet, bugün 11. hafta uzaktan eğitimde mobilya konstrüksiyon dersine başlıyoruz tekrar. Bugünkü konumuz tabure ve sandalye. Tabure ve sandalyeler önemli bir konudur aslında. Her ne kadar bizim müşteri kesimimizde sandalye, tabure gibi mobilyalar hazır marka olarak alınıyorsa da bu konuda bilgi sahibi olmanız, konstrüksiyon açısından, tasarım açısından bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Umulmadık yerde sizden bir tasarım istenebilir. Bir tasarım ve bu tasarımın detaylarını vermeniz gerekebilir. Bu bakımdan sandalye iç imaride yani oturma elemanı olarak önemli bir konudur. Oldukça önemli bir konudur. Dolayısıyla bunu göreceğiz. Önce taburelerden, sırtlığı olmayan bir oturgaç, oturak şeyidir. Yükseklik sandalye yüksekliği gibidir yine 45 santim yükseklik diyoruz aşağı yukarı. Ortalama yüksekliktir 45 santim. Ahşap, masif ahşaptan yapılır. Bunun dışında piyasada işte metalden yapılanlar, plastikten yapılanlar, fiberglass'tan yapılanlar gibi bir takım değişik şeyler var. Ayakları metal oluyor, tek ayaklı olabiliyor. Yuvarlak bir ayak, metal yuvarlak bir ayakla yapılabiliyor. Bir takım şeyler var. Fakat dediğim gibi ihtiyaç halinde bunlar genel olarak piyasadan hazır alıyoruz. Ama varsayalım ki siz bir mobilya mağazasına girdiniz, çalışıyorsunuz veya bir mobilya mağazası açtınız. Kendi tasarımınızı yapıp satmak durumundasınız. O zaman tabureyi tabii ki siz yapıyorsunuz. Ama bir müşteri sizden veya bana bir tabure çiz de ben bunun işte şeyimde evimde bunu kullanayım demiyor. Böyle bir şey olmuyor. Detay olarak göreceğiz. Bilgi sahibi olacaksınız ama kullanım artık ne zaman olursa. Evet, burada taburenin bir standart bir tabure görünümü var. Standart bir tabure. Üst tablası biraz daha geniş ayaklardan. Biraz daha geniş. Yükseklik dikkat edeyim 45 santim. Oturma yeri biraz dar tutulmuş. 35'e 35. Normalde biliyorsunuz 45'tir. Yani yükseklik 45. Oturmada ortalaması 45'e 45'tir. Ortalama bir ölçüdür. Bu tabii 40, 45, 46 olabiliyor. Ama standart bir ölçü olarak şey yaparsak 45'e 45 ve yükseklik 45. Burada 35, evet. Arada bir kayıt var orta bir yerde. Ön görünüş ve yan görünüşte dikkat edin. Kaydın biri aşağıda biri yukarıda. Şimdi bir alt resimde onu göreceğiz. Burada önce bir çiziminde detaylı ölçülerini veriyoruz. Yükseklik ölçülerini veriyoruz. Masif ahşaptan yapılmış. Şimdi aşağıda baktığımız zaman bunun kestiğini görüyoruz. Taburenin üst tablası da ahşap olduğu için bunlar yabancı çıtalı, kinişli geçme birbirine tutkalla yapıştırılıyor masif ahşap. Ayaklar daha önce masada da gördüğümüz gibi geçme oluyor. Şimdi bunun detayını zaten göreceğiz. Şunun detayını şu ayağın birbirine geçmesi ve köşe takozları var. Köşe takozları. Bakın burada ara kayıt belli oluyor. Ara kayıdan birbirine şey yapmasın diye değmesin geçmeler diye birini aşağıya biri yukarı konulmuş olabilir. Yüz yüze olsaydık şimdi akıllı talebelerimden biri diyecekti ki peki hocam burada biri altta biri üstte de yukarıdakiler aynı yüzeyde bu nasıl oluyor? İşte onu da şimdi alttaki resimle göreceğiz. İşte böyle oluyor. Şimdi bakın tabii ki çeşitli muhtelif şeyler olabilir. Bunlar kavelayla, ikisi de kavelayla da yapıştırılmış olabilirdi. Hocanız burada farklı iki detay göstermiş. Sizin sınavınızda da vardı böyle bir sorunuz. Sınavda şey yaptıysanız tabii ki girdiniz. Bu bir tanesi zıvana geçme. Gizli zıvana dikkat edin. Yarı gizli zıvana. Üstten biraz gözüküyor çünkü yarı gizli oluyor. Arkadan gözükmüyor. Bu zıvana giriyor. Bu kavele ise giren zıvanayı da delerek giriyor. Yani bu kavelalı girdiği zaman kayıt bu artık çıkamıyor yerinden. Bunun çıkması için bu kavelanın buradan çıkması lazım. Dolayısıyla sağlamlık iki katına çıkarılmış oluyor. Taburenin oynar vaziyeti yani sağa sola
eğrilerek, basınç uygulayarak efendim kayıtlardan ayrılma riski azalmış oluyor böylece. Zıvananın içine iki tane kavele girip kilitliyorsunuz adeta onu. Plan görünüşü burada gözüküyor gayet güzel. Zıvana girmiş, kavele de bunun içinden girip onu kilitlemiş orada. Ve burada da köşe takozu var. Bu detayı aşağı yukarı değişik bir şekilde masada gördük. Biliyorsunuz masada bu her ikisi hampaylı zıvanaydı. Bu da zıvana, bu da zıvanaydı ama ayak daha genişti, daha kalındı. Daha kalın olduğu için iki taraftan zıvana girebiliyorsunuz. Bakın burada bu ayak küçük, dar bir ayak. Bu dar bir ayakta buradan da bir zıvana açarsan bu ayak burada üstten zayıflar. Zayıf olacağı için de bir tarafı zıvana, bir tarafı kavelalı olarak yapılmış. Yukarıdaki bu gördüğümüz ahşap tablalı bir tabureyle, ahşap tablalı üstü ahşap. Tabii ki bu taburelere üstü kumaşlı olan da olabiliyor. Üstü kumaş yumuşak olabilir. Aynı cins, aynı ölçülerde bir taburene. Üstü kumaşlı olursa ne yapıyoruz? Üstü kumaşlı olan da üst tablayı bir tabla, bir çerçeve alıyoruz. Bu çerçevenin üstüne bir kontrplak veya bant, o elastik bantlarımız vardı hani hatırlarsanız. Şimdi biraz sonra gelecek zaten o. Kolan dediğimiz kolan. Ya bunun üzerine kolan koyuyoruz, o çerçevenin içine kolan düşüyoruz. Bu döşenilmiş kolanın üzerine ince bir bez, sonra bir sünger, üzerinde bir sünger, sonra üzerinde kendi kumaşı kıvrılıyor ve alttan çakılıyor. Küçük çivilerle çakılıyor. Taburenin detayı aynı detay. Detayda bir farklılık yok. Sadece üstteki tabla ahşap bir tabla şeklinde değil, çerçeve şeklinde yapılmış bir tablanın üzerine kumaş konulmuş, sünger konulmuş ve üzeri kumaşla kaplanmış. Bu kumaşla kaplama burada kontrplak olarak gözüküyor. Şu arada kontrplak olarak gözüküyor. İnce bir kontrplak konmuş, kontrplakın üzerine bu konmuş. O olabiliyor veya dediğim gibi kolon konulabiliyor. Kolonun üzerine geliyor. Yani her ikisinde detayı aynı. Bir bu burada döşeme dikkat ederseniz taşmış vaziyette dışarıya. Yani döşeme dışarıya doğru bir miktar taşıyor. Bir de bunu içeride olan, içerlek olan döşemeli yapabiliyoruz. Yani yukarıdan baktığımız zaman planda, bakın planda döşemeli taburayı aynen böyle görüyoruz. Ayaklar, köşeleri biraz yuvarlatılmış, kare kesikli ayakların. Köşeler yuvarlatılmış, ara kayıtlar bunlar. İçine de yine döşenmiş, kumaşla döşenmiş, oturgacı oturup getirip oturtuyorsunuz. Bunun içinde şöyle bakarsak, evet, bakın bu kesitte kayıtlar burada görüyorsunuz kesidinde. Aradaki kayıt yuvarlak konmuş, ara kayıt. Altına bir kayıt daha konmuş. Yuvarlak bu sefer. Yuvarlak kayıt olduğu için yuvarlak direkt şeyin içine girebiliyor. Ağacın içine girebiliyor. Kavele gibi, kendisi kavele gibi giriyor. Veya ayrıca bir kavele de konulabilir. Bakın burada işte o döşeme dediğim kolanlı döşeme. Kolan döşemesi çerçevenin üzerine döşeniyor. Üzerine ince bir bez konuyor. Bezin üzerine sünger konuyor. Burada sünger. Sünger konuyor. Sonra kendi kumaşıyla kaplanıyor ve bu kare boşluğun içine oturtuluyor. Bunu genelde genel olarak tutturmuyoruz. Bu sıkışık olarak bunun içine giriyor. Sıkı sıkıya giriyor. Yani alttan şöyle elinizle vurduğunuz zaman üst tabla çıkabiliyor. Ve bu nereye oturuyor? Alttaki işte köşe takozu var. Köşe takozuna oturuyor. Burada gözükmüyor köşe takozu. Pardon, şurada gözüküyor, şurada silik olarak şöyle gözüküyor şurada bir köşe takozu. Köşe takozun üzerine oturuyor ve sıkışık olarak oturup kalıyor. Hayır, ben bunu sabit istiyorum, böyle oynamasın, kaldırıldığı zaman düşüyor minderi falan denirse o köşe takozun altından tersten yukarıya doğru tersten bir vida ile bu minderli olan bölüm alttan vidalanabiliyor. Vidalanabiliyor. Tabure bu şekilde bir içerlek minderli, kumaşlı, efendim dışarıya taşan minderli, bir de doğrudan doğruya üzeri tablası ahşap olan. Üç tane modelimiz var. Evet, sonra
Evet, bu nedir? Sandalyeler esas daha ağırlıklı. Tabure biraz fazla gündeme gelen bir mobilya türü değildir. Sandalye daha çok gündemimizde. Sandalye tabii ki hassas bir konu. Dediğim gibi sırtındaki oturduğun zaman ergonomik olan şeylere, ölçülere çok önemli. Genelde sandalye sırtları piyasada dikkat edersiniz. Dikey konulur sırtlar. Halbuki dikeyde rahatsız olur insan. Onun bir hafif bir meyilli olması lazım. Bunun en pratik şeyi, biz yıllarca bakın şurada bir meyil var. En pratik şekli, bakın hem kavislidir plandan baktığın zaman, hem yatayda yandan baktığın zaman da eğimlidir. Çünkü insan vücudu öyledir. İnsan beli oraya tam bel gelecek, oturacak. Biz bu sandalyeleri yaparken yıllarca biz sandalye modelleri çizdik, yaptık, ürettik, mobilya mağazalarına verdik falan. Bir tane model yaptırıyorsunuz çocuklar. Bir model yaptırıyorduk. Bu modeli marangoz yapıyor, büroya getiriyor. Büroda önce patronumuz, ortağımız, sonradan ortağımız, bizler ve çalışanlar, tek tek herkes bu sandalyenin üzerine oturup yorumunu söylüyor. İşte şurası batıyor, burası biraz daha eğimli olsa daha iyi olur, burası şöyle, burası şöyle gibi. Bunların ciddi olanları not alınıyor, marangoza veriliyor. Marangoz gidip o söylenenleri düzeltiyor, tekrar getiriyor. Tekrardan oturuluyor, tamamsa bu imalata giriyor. Tabii bunu piyasada bu şekilde yapacak insan çok az. Ama sizlerin bir iç mimar olarak bu konuya dikkat etmeniz lazım. Özellikle önemli bir konu, bu sandalyeye oturan rahat etmezse sizin hem mesleğinize hem kendinize kötü bir şey, ün yapmış olursunuz. Yazık olur. Evet, sandalyelerde de aynen taburede olduğu gibi tabii 4 tane ayağımız var. Arada bir üstte, yukarıda bir üst kayıt var ki bu kayıt biraz geniş olmak durumunda, çünkü yukarıdaki oturma bölümünü destekleyecek köşe takozları konacak vesaire, biraz geniş olmak durumunda. Artı aşağıya bir kayıt daha koyuyoruz. Çünkü sandalyeye, taburede olduğu gibi oturulup sırt yaslandığı zaman bir kasılma yapar. Bu kasılmayı, bu yukarıdaki sadece bu kayıdın tutması çok zordur. Burası bir müddet sonra oynar. İşte bunun oynamaması için aşağıda bir kaydın daha olması neredeyse mecburidir. Neredeyse mecburidir. Yani bugüne kadar dikkat edin, ahşap üretilmiş mobilyaların çoğunda diyorum, hepsinde demiyorum, çoğunda aşağıda mutlaka bir kayıt vardır. Sağlamlığı sağlamak için. Evet, bu sandalyenin kesidine gelince, kesidinde dikkat edin. Önden baktığım zaman yan kayıtlar, bakın ön ve arka ayağa doğru gidiyor şu alttaki kayıt. Ama yandan baktığınız zaman, şuraya geleyim, şu kayıt yanda ama bu kayıt geride ve ortada. Bu kayıt ortada. Bakın burada. Şurada. Ortada. Bu ortada. Yani nasıl yapılmış? Sandalyenin İki yanında yüz be yüz birer kayıt atılmış. Yüz be yüz kayıt atılmış. Ve yanlara atılan bu kayıttan sonra burada önden şu kayıtta yandan yana, yani şu kayıt bu iki ana kayıdın yanında ve ortada duruyor. Bu önemli, buna dikkat edin. Sonra burada bir minderimiz var. Minderimiz. Yine bir kasnak yapıyoruz. Bir kasnağımız var. Üzerine yine bir, burada altta göreceksiniz. Şurada bir minder. Bakın bu ortadaki kayıt, aşağıdaki şu alttaki kaydın resmi burada. Şurada. Bu bizim minderli olan oturma şeyimiz, zeminimiz. Kumaşlı olan. Bir dakika bakayım. Burada açılımı var. Bakın burada açılımı da çok güzel gözüküyor. Şu bir alttaki kayıt. Bu ikinci kayıt. Şu ortada bakın. Bu ortada. Ha, bu bize neyi sağlıyor biliyor musunuz? Buraya oturduğunuz zaman bazen, çoğu zaman ayağımız şöyle oturunca geriye doğru gider. Burada bir kayıt oldu mu geriye doğru ayak buraya çarpıyor.
Kısa boylu olan insanlar buraya ayağını koyarlar üstüne. Bir ayaklarını da koyabilirler yükseğe. Ama uzun boylu insanlar için bu zaten olamayacağından buraya oturup da ayağını biraz geriye çekmek istersen buraya buradaki öndeki kayığı da çarparsın. Bu bakımdan bu hoş değil. Onun için bunu biz daima böyle ortaya alıyoruz. Dikkat edin. Farklı bu hatta bir sınav sorusuydu. Geçmeler, üst geçmeler, sırttaki hem meyil var hem kavis var. Kavela ile geçme, dikkat edin. Alttaki o oturma ana kayıt yine kavelalı. Ama yandakiler bakın gözüküyor gayet güzel. Neydi bunlar? Zıvana, ne zıvana? Yüz yüze olacağız bir soracağım. Yüz yüze değiliz ki. Hampaylı gizli zıvana. Bak hem hampaylı ama pahlı olduğu için üstten gözükmüyor. Üste bir yarık yok. Burası hampaylı gizli zıvana. Arkadaki direkt gizli zıvana. Öndeki kavelalı. Alttaki zıvana, gizli zıvana, gizli zıvana. Yani neredeyse bütün geçmeleri bu bir sandalyenin üzerinde hepsini görüyorsunuz. Ve sonra bunun üzerine böyle bir tablo geliyor, konuyor. Bu tablonun üzerine de döşemeler yapılıyor. Şunlar. Minderi, döşemesi. O zaten vardı onun detayı. Şu, evet. Şu minder. Şöyle geliyor, üzerine oturuyor. Sandalyemiz de bu. Evet, şimdi bu sandalyelerde tabii sandalye burada bir tek ahşap sandalye çünkü konstrüksiyon dersinde ahşabı görüyorsunuz. Mesela fiberglass sandalyeler var. Eero Saarinen'in o şampanya bardağı, şarap bardağı, şampanya bardağı şeklinde olan kadehli, kadehe benzeyen ayak şeyleri var. Fiberglass'tan, plastik veya fiberglass'tan yapılıyor. Mesela onlara baktığınız zaman tamamen şeydir, tek parça kalıptan çıkartılarak yapılıyor. Tek parça kalıptan çıkartılıyor. Çok fazla bir konstrüksiyon detayı olmuyor onların. Onun sadece formunu çiziyorsunuz, fiberglass firmasına gönderiyorsunuz. Fiberglass firması size onun kalıbını çıkartıp dökümünü yapıyor ve tertemiz halde getirip veriyor. Dolayısıyla onları görmüyoruz. Yani burada biz konstrüksiyon olarak ahşabı, daha çok ahşap üzerinde çalışıyoruz. Ahşap konstrüksiyon üzerinde. Evet. Şimdi evet ahşap sandalyemiz de böyle. Bir de bu sandalyelere yumuşak, daha çok klasik sandalyelerde, klasik mobilyalarda kullandığımız hem sırtı minderli hem oturması ve kalın minderli. İçinde bakın böyle yaylar var. Spiral böyle yaylar var. Bakın planda böyle yuvarlaktır. İç içe böyle helezon şekli döner. Zikzak zikzak zikzak. Bunlar böyle bunun içi böyle dolu. Bak 1, 2, 3 tane, 3, 6, 9 tane var içinde. Spiral yaylar. Oturduğun zaman fevkalade esnek, yumuşak. Ama bir zaman bazen iyi kalite kullanmazsa ses çıkartan, gıcırtı yapan, birbirine sürtündüğü için filan böyle bir şeydir. Klasik mobilyada kullanılan bir modeldir. Eğer klasik mobilya çalışacak arkadaşlarınız var ise önemlidir. Ama normal olarak modern bir tasarımda böyle bir şey zaten yok. Kullanmıyoruz hiçbir zaman. Zaten bunu yapacak marangozu bile bulmanız, imalatçıyı bile bulmanız zordur. Yok artık çünkü böyle bir şey. Kullanılmıyor. Ama detay olarak bilmenizde fayda var. Bunu bilmeniz lazım. Bir iç mimar olarak bu bilgiye sahip olmanız lazım. Sırtta işte kumaş böyle bütün geliyor, arkadan geliyor. Üzerine süngeri konmuş. Kumaşı geldi. Şu aradan girip arkaya vidalanıyor, çakılıyor. Oturma kumaşı bunun altından geliyor. Şu aradan tekrar geçiyor. Şöyle gelip dönüyor. Buradan alttan buraya vidalanıyor. Zikzaklı. Sandalyenin önden görünüşü şöyle. Ön görünüşü. Bunun yarısı kesit şöyle bir parça gösterilmiş. Bunun içine kumaş vesaire sünger geliyor. Burada yan görünüş artı üstünde de altında da planı var aynı zamanda. Hem plan hem yan görünüş birlikte çizilmiş. Evet şimdi dediğim gibi
Yani böyle bir sandalye çizip müşteriye sunmuyorsunuz siz. Böyle bir sandalye eğer yaylı, klasik bir şey seçiyorsa klasik mobilya satan mağazalarda gidip seçiyorsunuz. Daha ziyade seçiliyor. Bu tür mobilyayı genel olarak modern mimaridir, modern içimaride yapmıyoruz. Evet çocuklar, şimdi evet, yine yumuşak döşemeli sandalye. Bu bir dakika, yerden geldi. Bunu demin gördük. Şu. Evet. Şimdi bir de böyle şeyli zigzag yaylı. Zigzag yaylı. Buna zigzag yay diyoruz. Şöyle 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 geliyor çelik. Bu aynı zamanda böyle yukarıya doğru bombe şeklinde kavislidir. Buradan iki ucu şuradan çakılıyor, buradan çakılıyor ve bu 1, 2, 3, 4 tane, şu arada 4 tane var, 2 bu tarafta, 2 bu tarafta. Üzerine bir örtüsü var, çakılıyor örtüsü. Ondan sonra üzerine, örtünün üzerine süngerimizi konuyor. Bak burada zaten kavisli belli, bu yay böyle bombeli durur. Üzerine süngeri konuyor, kumaş geliyor, dönüyor ve kumaş çakılıyor. Bu yine içerlik olduğu için, pardon bu arada, ha şu sandalye. İçerlik olduğu için yine minderi müteharrik dışarıda yani şeyi. Evet. Döşeme sandalyenin üzerinde yapılmıyor. Bunun döşemesi dışarıda hazırlıyorsun. Yapıyorsun. Getirip bu şeyin kasnağın içine oturtuyorsun. Sandalye şeyin içine oturtuyorsun. Ve bu şekilde bir şey sağlıyorsun. Ara kayıt yine ara bağlantılar yuvarlak şey olarak giriyor. Kavele gibi giriyor içine. Bakın aynı kanları sokmuş içeriye. Aynı kanlı girdi. Evet, ondan sonra bir dakika bakayım. Heh. Bu şu sırt bağlantısı burada gözüküyor. Sırt bağlantısı ise şurada görüldüğü gibi zıvana geçme. Gizli zıvana. Bu iki tane şey olarak buraya geçiyor. Tabii bunu da yaptırmanız zor aslında. Bir yuvarlak ayak, özellikle de yuvarlak ayakta bir zıvana deliği açmak tabii fevkalade zor. Çok hassasiyet var. Çünkü en ufak bir makinede onu delerken açısını biraz sağa sola yaparsanız sırtı tam oraya oturtamayabilirsiniz. Fevkalade zor bir şey. Yuvarlak ayaklı bir sandalyede zıvanalı sırt yapmak zor bir iş. Ayrıca burada dik. Bakın burada dik gözüküyor. Bunun dik olması da rahatsızlık verici bir şeydir. Bu arka ayağın böyle dik olması. Daha önceki resimde gördüğümüz gibi sırtın biraz yatık olması lazım. Kavisi var, evet bakın planda gözüküyor. Sırt kavisi var ama yatığı yok. Burası düz. Halbuki buraya bir insan bedenini çizsek, şöyle çizersek bel yuvarlak ve hafif kavislidir. Buraya dayandığı zaman üst nokta bele batar, acıtır. Rahat oturamazsın. Sırtın beline oturması için açılı olma şartı vardır. Mutlaka açılı olması lazımdır. O sırtın. Evet. Ve sandalyenin ön tarafındaki yine ayağa giren zıvanalar. İki taraftan zıvana giriyor. Ara köşe takozu var. Küçük çıta parçaları var. Üzeri şu üst oturma kumaşla kaplayacağız sonra. Yaylar koyacağız buraya. Bunun gelip üzerine basıp oturması için kenarlara çıtalar konmuş. Alttaki şey de yine burada zıvanayla geçmiş gözüküyor. Bu zıvanayla da geçebilir. Normal kavelayla da gelebilir. Burada zıvana gösterilmiş. Zıvana her iki taraftan. Hem burada zıvana var hem burada zıvana var. Evet. Şimdi bu tür bir sandalyede üstten baktığınız zaman bu ayaklara üstten görüyorsunuz. Bakın bu yuvarlak ayaklar burada böyle gözüküyor. Bu böyle bir model. Üzerinde küçük bir tornayla böyle bir küçük çizgileri var filan. O işte bir model verilmiş mesela. Evet böyle bir kumaşla kaplı, döşemeli, yumuşak bir sandalye modeli. Evet, spiral yaylı. Bu spiral yay olduğu gibi bu zikzak yaydı. Mesela bu zikzak yayın yerine
Buraya neydi o? Kolanlarımız vardı. Kolan dediğimiz. Bu kolanları buraya getirip biri alttan bir üstten birbirine bir önceki modelde vardı. Kolanları koyabilirsin. Üzerine yine minderini koyabilirsin filan. Fakat ne var? Kolanlı koyduğunuz zaman üstü bu kadar şiş böyle yuvarlak şiş olmuyor. Çünkü kolan düz duruyor gerdiğin zaman. Halbuki bu yayı zikzak yayı koyduğun zaman zikzak yay kendisi zaten yukarı doğru bombeli duruyor. Yani bu duruş zikzak yaydan dolayı geliyor. Oturduğun zaman bu aşağı doğru çökmek istiyor ama bir esneme payı var. Bir esniyor şöyle bir parça. Ama kolanda bu düz duruyor ve oturduğun zaman bu çerçevenin içine doğru çöküyorsun. İçeriye doğru çöküyorsun. Yani böyle bir minderli şeyde zikzak yay kullanmak daha doğru oluyor. Bir yerde oturan insan içeriye çökmüyor. Düzleme doğru, düz hatta doğru gidiyor. Bombeli hattan düz hatta, yatay hatta doğru bir miktar esniyor. Dolayısıyla zikzak yay kullanıyoruz. Kolanlı şeyleri daha çok daha büyük kanepelerde vesairelerde kullanıyoruz. Burada neredeydi? O şuradaydı. Evet. Bir dakika. Ha şuradaydı. Evet. Şey taburede vardı. Şimdi burada bunu koyduk. Bunun üzerine süngeri koyduk vesaire koyduk. Buna oturduğunuz zaman şunlar esneyen lastik olduğu için kauçuk bazlı kumaş ama esnek. Esnek olduğu için oturduğunuz zaman aşağıya doğru çöküyor. Bakın buradan şöyle aşağı doğru çöküyor. Bu aşağı doğru çöküyor yan kesitte. Bu üzerine ne kadar da böyle şişman bir minder de koysak oturunca bunun aşağı doğru çöküşü var. Bu aşağı doğru çöküş yani çok rahat ettirmez insanı. Çünkü aşağı doğru çöktüğü zaman bakın bu tabureyi 35'e 35 almış. Işık Hoca. 35 santimde buraya şuralara yan kayıtlara dokunur şeylerin, baldırların. Yani bacak, üst bacakların, üst bacak, kalça, altı oraya değer ve rahatsız olursun. İnsan rahatsız olur orada. Halbuki diğer yukarı doğru bombe olduğundan bu yukarı doğru bombede oturduğun zaman ancak düzleme kadar iniyor, aşağıya inmiyor. Anladınız mı çocuklar? Dolayısıyla böyle bir yer şeyde şeritlerine, kolan yerine zikzak yayı tercih ediyoruz. Şuradaki zikzak, bu zikzak yay tercih ediliyor. Zaten piyasada en çok kullanılan şu anda yaylı sistemdir. En çok kullanılan yaylı sistemdir sandalyelerde. Şimdi başta da söylediğim gibi sandalye öyle bir konu ki bu sandalyeler genel olarak piyasada bizim müşterilerimiz daha önce de söylemişimdir. Müşterilerimiz hep marka aradıkları için ve sandalye tasarım bayağı bir zor bir iş olduğu için piyasada isim yapmış firmalardan hazır sandalye alıyorsunuz. Sandalyeyi müşteriye gösteriyorsunuz. İşte ben bu sandalyeyi sizin evinizde yemek sandalyesi olarak veya işte büro sandalyesi olarak ne için seçiyorsan gösteriyorsun. Müşteri oturuyor, bakıyor rengine, desenine, rahatlığına, konforuna, fiyatına ona göre o sandalyeyi alıyor. Yani sandalye çizmemiz bizim ancak bir mobilya mağazasında bir görev yapmamız veya bir mobilya mağazasını kendimiz açtığımız zaman olabiliyor. Mobilyayı o zaman siz üretiyorsunuz ve vitrine koyup müşteri bekliyorsunuz. Evet, sandalye konusu bu kadar çocuklar. Bugün bir dahaki derste bir başka konuda tekrardan görüşmek üzere.